İnsan haklarıyla, hürriyetleriyle doğar. Ve her insanla beraber yaşam yeniden, düşünce yeniden, inanç yeniden, adalet yeniden doğar. İnsan yaşamını anlamlandıran, doğuştan gelen hak ve hürriyetlerdir. Yaşam her insan için nefes alıp vermenin ötesindedir. Fakat hepimiz için yaşam eksilerek devam ediyor. Giden haklarımızdan, özgürlüğümüzden, insanlığımızdan gidiyor. Ezberden değil, yürekten söylüyoruz. Çünkü yaşıyoruz ama güvende hissetmiyoruz. Eğitim alıyoruz ama bilime uzak kalıyor, kültürümüzü kaybediyoruz. Çalışıyoruz ama temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Düşünüyoruz ama ifade edemiyoruz. İnanıyoruz ama inandığımız gibi yaşayamıyoruz. Kanunlar korunuyor ama kanun önünde eşitlik korunmuyor. Kaybettiklerimizi rızamız olmadan bizden alınanları yeniden birlikte kazanacağız. Uzun sürmeyecek. Çok çalışıp az kazanmak yerine emeklerin karşılığını almak. Kaygıların yerini umuda bırakmak. Sadece yandaşla değil, bütün bir vatandaşla paylaşmak. Hukukta adaleti, kanun önünde eşitliği sağlamak. Ahlakın ve maneviyatın gereği olarak her insanın saadetini önceliyoruz. Biz yaşamın asgarisini değil, hakkımız olanı istiyoruz. Hepimizin huzuru mümkünken azınlığın mutluluğuyla yetinecek değiliz. Asgari ücret, açlık sınırı, geçim sıkıntısı, mutlu azınlık. Bize diretilen yaşam şartlarına alışmayacağız. İnsanlığımızdan, haklarımızdan, özgürlüğümüzden daha fazla kaybedemeyiz. Ve bu düzeni bozduklarından daha kısa sürede düzeltmekle kalmayacağız. Bu düzeni değiştireceğiz. Karın tokluğuna çalışmanın ötesinde, ay sonu telaşının ötesinde, açlığın ve yoksulluğun, gelecek kaygısının, nefes alıp vermenin ötesinde, bize dayatılanın ötesinde bir yaşam kuracağız. İnsanca Yaşam, Saadet Partisi.